Bir Kızılderili aile İslam'la şereflendi. Ancak bilindik ihtida hikayelerinden farklı bir süreç yaşadılar. Hayatlarının büyük bölümünü şaman dininin üyeleri olarak geçiren Kızılderili çift, misyonerlerin kendilerine hediye ettikleri İncil'i okuduktan sonra doğru yolun Kur'an-ı Kerim ve İslam'da olduğuna karar verdiler. Arjantin'deki Kızılderili Mapuche kabilesi üyesi Rehua Kalkin Sofia Gonzalez çifti, misyonerler vasıtasıyla Hristiyanlığı seçtikten sonra akıllarındaki soruların yanıtlarını Kur'an-ı Kerim'de bulmuş. Ardından Müslüman olmuşlar. Kızılderili çift önceleri birer şamanmış. Misyonerlerin kendilerine getirdiği İncil'i baştan sona okumuş. Ancak hakikat arayışlarında yolları Kur'an-ı Kerim'e ulaşmış. Eşitlik gibi değerleri tekrardan elde edebilmek için mücadele eden bir toplumum var. İslam'a çok yakın olan toplumsal değerleri korumak için mücadele ediyorlar. İslam o kadar büyük ki tüm bu değerleri içinde barındırabilir. Benim toplumum da kendi değerlerini, haklarını, toprağını geri kazanmak için mücadele ediyor. Belki de Müslümanlarda olup diğer inanışlarda bu kadar güçlü olmayan en önemli şey kardeşlik arayışı, dostluk ve birlik. 2011 yılında İslamiyet'i seçen çiftin 7 yaşındaki kızları da Müslüman olarak yetişmiş. Kızımın Allah'ı tanıması ve Peygamber Efendimizin hadislerini okuması gibi bir yola ihtiyacı vardı. Bu yüzden ona her gün ibadet vakitlerinde ne yapması gerektiğini öğrettim. Bundan sonraki dönemlerde de gittikleri her yerde İslam'ı tebliğ edeceklerini belirten çift, imam nikahlarını da kıydırdıkları İstanbul'a tekrar gelmeye can atıyor.